Şu anda izlediğimiz bu video 1920'ye 1080 çözünürlükte. Yani Full HD. Benim bu çözünürlüğe sığdırabildiğim pi sayısının basamakları ise bu kadar. Yani hiçbir şey. Çünkü Japonya'da yaşayan Google çalışanı Emma Haruka Iwao, pi sayısının 31 trilyon basamaklı halini hesap etti. Tabii ki bunu yapmak için de bilgisayarlardan yardım aldı. Belki bugün bilgisayarlar hiç olmadığı kadar hızlı durumda. Ancak bu hesaplama için tam 121 gün gerekti. Çocukluğundan beri pi sayısından çok etkilendiğini belirten Iwao, "Çok şaşkınım. Hala bu gerçeğe alışmaya çalışıyorum. Dünya rekorunu kırmak gerçekten zordu," diye konuştu. Bu bulunan pi sayısının 31 trilyon basamaklı halini söylemek istersek ortalama olarak 332.064 yılımızı alacağı belirtiliyor. Tabii ki bu şu an geçerli. Çünkü Iwao pi sayısında bir son olmadığını belirterek rekorunu geliştirmek istediğini belirtiyor. Peki hepimizin duyduğu, mutlaka bir yerde karşımıza çıkmış olan, adı kısa ama kendisi hala tam olarak hesaplanamamış pi sayısı niçin bu kadar önemli? Evet, sonunda kanal fragmanımda da yer alan matematiğin en önemli sabitlerinden biri, belki de en önemlisi olan pi sayısı hakkında bir video yapmaya sıra geldi. Hepimiz ortaokulun son dönemlerinde ve lisede bir dairenin alanını veya çevresini hesaplamışızdır. İşte tam burada pi re kare veya 2 pi re gibi formüller karşımıza çıkmıştır. Bu meşhur pi sayısının kullanıldığı en temel yerlerden bazıları buralardır. Pi sayısı aslında en basit tabirle çemberin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanabilir. Yani biz herhangi bir çember çizdiğimiz zaman bu çemberin çevresini ölçüp bulduğumuz bu değeri çapa oranlarsak videonun başında da bahsettiğim 31 trilyon basamaklı bu değeri elde ederiz. Matematikte kendini tekrar etmeden sonsuza kadar ilerleyen bu tarz sayılara irrasyonel sayılar deniyor. Şu an için böyle desek belki de daha doğru olur. Geleceğin ne getireceği bilinmez. Belki bir gün gelecek ve biz pi sayısının son basamağı şudur diyebileceğiz. İnsanlar bu zamana kadar gizemlerle dolu bu sayıyı hesaplamaya çalışıyor. I spent 40 years searching for patterns in pi. I found nothing. You found things? I found things. But not a pattern. Pi sayısı ile ilgili ilk çalışmaların Babilliler tarafından bundan 4000 yıl önce yapıldığı düşünülüyor. Babilliler M.Ö. 2000 dolaylarında pi sayısını 3,125 olarak hesapladılar. Yani virgülden sonraki ilk iki basamağı doğru hesapladıkları söylenebilir. Eski Mısır'da ise bir adım daha ileriye gidildi ve bu değer 3,143 olarak kullanıldı. Yunanlı Arşimet de bu konuda çalışmalar yaptı. Biz de Arşimet'in kullandığı metodu kullanarak pi sayısını hesaplamaya çalışabiliriz. Tabii ki ilk basamaklarını. Arşimet'in kullandığı yöntem çapı bilinen bir çemberin çevre uzunluğunun hangi aralıkta olduğunu çokgenler kullanarak hesaplamaya dayanıyordu. Çemberin içine çizdiği çokgenin çevre uzunluğu çemberin çevresinden kısa, dışına çizdiği ise daha büyük olmalıydı. Örnek olarak çemberin çapı 1 birimse çevresi pi kadar olur. Bu çemberin içine teğet olacak şekilde bir kare, dışına da bir kare çizecek olursak dışta kalan karenin çevresi 4 birim olur. İçteki karenin çevresi ise yaklaşık olarak 2,82 birim olur. Dolayısıyla bu bilgiler bize pi sayısının 4'ten küçük, 2,82'den büyük olduğunu gösterir. Şimdi de kare yerine altıgenleri yerleştirelim. Bu sefer ise dışta kalan altıgenin çevresinin 3,46, içte kalanın ise 3 birim olduğunu görürüz. Kullanılan çokgenin kenar sayısı artınca hesaplamamız pi sayısına daha çok yaklaştı. Arşimet kullandığı çokgenlerin kenar sayısını arttırarak sonunda pi sayısının değerini 3,14 olarak hesapladı. Arşimet bu konudaki hesaplamalara takıntılıydı. Romalılar yaşadığı yeri işgal ettiğinde "çemberlerime dokunmayın" şeklinde bir tepki verdi. Bu da onun sonunu hazırlamış oldu. Bu verdiğim örnekler tarihte pi sayısını hesaplamaya çalışan grupların sadece bir kısmı. Tarih boyunca bu sayı hep merak edildi. Hep acaba sonu var mıdır denildi.
How could you stop believing that there is a pattern, an ordered shape behind those numbers when you were so close? Aslında matematiksel açıdan veya diğer bilim dallarında pi sayısının tam değerine ihtiyacımız yok. Çünkü 39 ondalıklı basamak bile bize bir dairenin çevresini bir hidrojen atomunun yarı çapından daha büyük olmayan bir hata ile hesaplamak için yeterli. Bakın hidrojen atomu diyorum arkadaşlar. Periyodik tablonun ilk elementi. Yani hata miktarı neredeyse sıfır. Ancak insanlar bu sayıyı 4000 yıldır arıyor ve aramaya da devam edecek gibi duruyor. How could he stop when he was so close to seeing pi for what it really is? Bir de bu sayıyı ezberlemek için çalışan insanlar var. İlk 900 basamağını mı dersiniz, 4000 mi, 10.000 mi, hatta 67.890 basamağı mı dersiniz, o size kalmış. Resmi olmasa da ilk 100.000 basamağı da diyebilirsiniz. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Peki bu kadar rakam nasıl ezberlenebiliyor? Ya da neden ezberleniyor? Aslında ikinci sorunun tam bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bu kadar basamağın hesaplanmasının bile bilimsel bir gerekliliği yok. Ancak ilk sorunun cevabına gelecek olursak, bir yönden dünyanın en ünlü dedektifi olan Sherlock Holmes'un de kullandığı mekan metoduyla benzerlikleri var. Get out. What? Get out. I need to go to my mind palace. What? He's not going to be doing much talking for a while. We may as well go. His what? Oh, his mind palace. Bildiğimiz kavramlarla bilmediğimiz kavramlar arasında bağlantı kurma. Bu yöntem belki biraz da Sherlock Holmes'un popüler olmasından kaynaklı olarak Sherlock'la ilişkilendiriliyor. Ama bu metodun geçmişi Roma ve Yunan uygarlıklarına kadar dayanıyor. Yöntemin temel mantığı kendimizi çok iyi bildiğimiz bir mekana yerleştiriyoruz. Sonrasında ise bu mekana öğrenmek istediğimiz kavramları yerleştiriyoruz. Böylelikle zaten her gün çok fazla zaman geçirdiğimiz bu mekanlarla öğrenmek istediğimiz kavramları bağlamış oluyoruz. Bunun bize faydası ise görselliği arttırdığımız için normalde ezberlemekte ya da öğrenmekte çok zorlanacağımız ve ciddi bir zaman alacak metni veya bilgiyi çok kolay bir şekilde hafızamıza almamızı sağlaması. It's a memory technique, a sort of mental map. You plot a map with a location. It doesn't have to be a real place and then you deposit memories there. Theoretically, you can never forget anything. All you have to do is find your way back to it. So this imaginary location could be anything, a house or a street? Yeah. If it's a palace, he said it was a palace. Yeah, but it would, wouldn't it? Pi sayısını ezberlemek için kullanılan metotlardan biri de bir metni veya şiiri pi sayısının basamaklarındaki rakamlara bağlamak. Az önce anlattığım metotta öğrenmek istediğimiz şeyle çok iyi bildiğimiz bir ortamı birbirine bağlamıştık. Burada ise örneğin şu şiirde yer alan kelimelerin harf sayıları aslında pi sayısı kadar. One a poem, a raven, midnight, so diary, tired and wiry, slightly pondering volumes, extolling all by now, obsolete lore. Yani 3-1-4, 1-5, 9-2, 6-5, 3-5, 8-9, 7-9, 3-2, 3-8-4 şeklinde devam ediyor. Bu tarzda en uzun metin ise 2010'da yayınlanan Not Awake adlı kitap. Bu kitap içerisinde pi sayısının ilk 10.000 rakamını bulabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bu değerler hesaplanan değerler yanında çok küçük kalıyor. Sayının basamakları bu kadar fazla olunca içerisinde de herhangi bir sayı dizilimini barındırabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu doğum tarihiniz olabilir, telefon numaranız olabilir, aklınıza gelebilecek herhangi bir sayı olabilir. Hatta ve hatta pi sayısının rakamlarını harflere dönüştürebilen bir yazılım aracılığıyla herhangi bir nesnenin adı bile bu sayının içinde yer alıyor. Which means that contained within this string of decimals is every single other number. Your birth date, combination to your locker, your social security number, it's all in there somewhere. And if you convert these decimals into letters, you would have every word that ever existed in every possible combination. The first syllable you spoke as a baby,
the name of your latest crop. Peki bu sayıyı müzikle ilişkilendirebilir miyiz sizce? Yani bu kadar şeyi içinde barındırıyorsa bunu da barındırabilir herhalde. Videonun başından beri çalan şarkı P'nin kendi müziği. Bana garip gelen nokta ise şu. Tamam, sayı zaten çok ciddi bir uzunluğa sahip. Bu bahsettiğimiz numaraları içinde barındırması gayet doğal. Ancak bu numaraları içeren rakamları nasıl yan yana barındırabiliyor? Örneğin 11.03.1996 tarihinde doğmuş olun. Bu tarihteki 11.03.1996'yı ayrı ayrı bölgelerinde değil bir arada bulundurabiliyor. Sadece bir rastlantı mı yoksa değil mi? Siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu videonun yayınlandığı tarih olan Mart 2020'de pi sayısı gizemini korumaya devam ediyor. Belki de bu gizemleri çözecek olan kişi sizsiniz. Belki de bu çalışmalarından dolayı Leonard Euler'in 1737 yılında yayınladığı eserinde kullandığı pi'nin sembolü sizin adınızın baş harfi olacak. Unutmayacağınız tek nokta, hayal etmekten asla korkmayın. Screw.